Günaydın. Naos, gezmekle bitiremediği Aksaray'dan size selam ediyor. Biliyorsunuz en son ayrıldığımızda Aksaray'ı daha bir sürü güzelliğini keşfedemeden buradan veda etmiştik size. Ama bir söz vererek sizi merakta bırakmıştık. Şimdi Aksaray'ın geri kalan güzelliklerini keşfe çıkıyoruz. Bakalım sizi nereye götürüyorum. Merkezde görmeniz gereken en önemli tarihi eserlerden bir tanesi Anadolu Selçuklu mimari sanatının bütün güzelliklerini üzerinde taşıyan Eğri Minare. Eğri Minare çünkü gerçekten eğri. Neden eğri? Öyle mi yapılmış? Sonradan mı eğilmiş? Tam olarak bilinmese de bugün bunu yapan usta tarafından eğri inşa edildiğine inanılıyor. Nedeni ise hemen önünden geçen bir çay var. Dere yatağı olduğu için zemin yumuşak. O yüzden bunu yapan mimar yerdeki toprağın yumuşaklığını, zeminin yumuşaklığını hesaba katarak derenin, çayın tam ters istikametine bir eğim vermiş. Aslında mimari bir hata gibi görülüyor olsa da bu mimari bir eser. Harikulade bir eser. Buna aynı zamanda halk kızıl minare diyor. Çünkü kiremitlerden yapılmış oldukça estetik bir görüntüsü var. 30 metre yüksekliğinde 92 basamakla yukarı çıkılabiliyor. Minare eğri meğri ama tam 800 yıldır tarihe meydan okumuş. Dimdik ayakta diyeceğim. Evet biraz eğri. Ama gerçekten tam bir Anadolu Selçuklu mimari kalitesi. Minare yapımına 1221 yılında başlanmış. Hemen bir yıl sonra yanı başında bir cami inşası başlamış. İkisinin yapımı da 1236 yılında tamamlanmış. Şu anda cami hizmet verebilir durumda. Buraya geldiğiniz zaman Eğri Minare'yi gelip gördüğünüzde, fotoğrafladığınızda yanındaki camide ibadet etme şansınız da var. Bakalım şehir merkezinde bundan başka tarihin ne gibi izleri var? Aksaray şehir merkezine dolaşırken şehrin tam da göbeğinde bir başka Anadolu Selçuklu eseri sizi karşılıyor. Kocaman bir meydanın ortasında kurulmuş Ulu Cami. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış. Anadolu Selçuklu süslemelerinin bütün güzellikleriyle bezenmiş, süslenmiş. Meydana gelirsiniz, burada oturursunuz. Hem bir küçük soluk alırsınız. İster fotoğraf çekersiniz. İster güvercin beslersiniz. Bu arada camiyi hem turistik amaçla dışarıdan görürsünüz, ibadet için de içine girip ibadetinizi yapabilirsiniz.
Aksaray'ın sokaklarında gezerken her kafanızı çevirdiğiniz yerde karşınıza bir tarihi eser. Mimarisi son derece enteresan bir cami, bir medrese çıkarsa şaşırmayın. Çünkü şehir bu anlamda son derece zengin. Biz de sokak sokak gezerken, sağımıza solumuza bakınırken dış taraftan bizim son derece ilgimizi çeken bir binanın kapısından içeri girdik. Burası bir medrese, Zinciriye Medresesi. Karamanoğulları döneminde Yahşi Bey tarafından yaptırılmış. Son derece önemli bir ilim irfan merkezi. Şu anda medresenin avlusundayız. Osmanlı döneminin sonlarına doğru burası hapishane olarak kullanılmış. Daha sonra Aksaray Müzesi olarak hizmet vermiş. Ancak müze 1985 yılında başka bir yere taşınınca şu anda burası belediyenin hizmetinde sanatsal, kültürel faaliyetlerin yapıldığı son derece keyifli Osmanlı Selçuklu motiflerini taşıyan tam da fotoğraflık bir yer. Narlı Göl'deyiz ya da yöre halkının tabiriyle Acısu Gölü'ndeyiz. Göl deniz seviyesinden 1365 metre yukarıda. Ortalama derinliği demeyeceğim, tam orta noktasındaki derinliği 50 metre. Ayrıca gölün kenarında da bir sondaj yapılmış ve 65 derece sıcaklığında cilt hastalıklarına, özellikle sedef hastalığına çok iyi gelen bir termal su çıkarmışlar burada. Gölün enteresan bir coğrafi yapısı var. Tam Aksaray ve Niğde şehirlerinin sınırında. Bir ara bir sürtüşme konusu da yaratmış. Niğdeliler demişler ki göl bizim, Aksaraylılar demişler ki bizim. Neyse ki sonuçta uzlaşmışlar. Her iki şehir de ortaklaşa kullanıyor. Burası turistlerin vazgeçemediği bir yer. Şifa sularından yararlanıyorlar. Bisiklete binmeyi seviyorsanız etrafında bisiklete binmek son derece keyifli. Fotoğraf, ilgiliyseniz fotoğrafla inanılmaz manzaralar var. Hele hele yazın gün batımı inanılmaz manzaralar veriyor. Burası tam size göre. Piknik yapabilirsiniz gölün etrafına gelip, yürüyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya gelmek için bir sürü sebep var. Siz seçin, kendinize göre birini bulun ve buraya gelin. Aksaray, Kazan, Viz, Kepçe gezmeye devam. Aşıklı Hüye'ye geldik. Burada görülmesi gereken en önemli noktalardan biri. Ama gördüğünüz gibi bir şey göremiyoruz. Biraz hayal kırıklığı oldu bizim için. Çünkü burada hala kazı çalışmaları devam ediyor. Ancak şu an mevsim itibariyle kazı çalışmalarına uygun bir iklim olmadığından üstünü örtmüşler zarar görmesin diye. Ancak bunu görebiliyoruz. Buraya geldik neden? Çünkü çok önemli, demin de söyledim. Birincisi burası ta 10 bin yıl önce kurulmuş ilk köy. İlk yerleşik düzene burada geçilmiş. Artı ilk beyin ameliyatı burada yapılmış. Yörede çıkan obsidyen taşı gördüğünüz gibi bunu neşter olarak kullanmışlar. Çok enteresan bir taş. Taşı kırdığınız zaman böyle jilet gibi, cam gibi son derece keskin bu taşla hayvan kesmişler, ameliyat yapmışlar. Beyin ameliyatı ilk 20-25 yaşlarındaki genç bir bayana yapılmış, uygulanmış ve 6 gün yaşatmayı başarmışlar. Aşıklı Höyük yerleşim biriminin, yani eski yerleşim biriminin hemen girişinde o evleri
tasvir etmek amacıyla sembolik evler yapmışlar. Birebir aslına uygun olarak bunlar sonradan yapılmış. Evlerin özelliği kerpiçten. Hiç taş kullanılmamış. Gördüğünüz gibi toprakla samanı karıştırmışlar. Evi inşa etmişler. Bu arada yabani hayvan içeri girmesin diye, yabani hayvanlardan kendilerini korumak için evin her tarafı duvarla örülü. Yani kapı yok. Eve tepeden giriliyormuş. Üstünü böyle dallarla falan kestikleri ağaç yapraklarıyla örtüyorlarmış. Eve giriş çıkış için merdivenle oraya tırmanıp yaprakları, dalları çekip eve girip çıkıyorlarmış. Kültürlerinden gelen bir başka şey de anlatayım size. Evlerde birisi öldüğü zaman evin ortasına kazıyorlarmış, çukur kazıyorlarmış. Yani bildiğimiz mezar şeklinde. Ölüyü anne karnındaki cenin pozisyonunda gömüyorlarmış. Ancak gömü işlemi yapıldıktan sonra birkaç ay evde oturmuyorlarmış. Daha sonra tekrar eve yerleşip eski düzenlerini devam ettiriyorlarmış. Aksaray Müzesi'ne geldik. Aksaray şehir merkezinde 3 katlı bir müze. Burada sizi en çok etkileyecek parça ise bu sözünü ettiğimiz Aşıklı Höyük'teki günümüzden 9500 yıl önce doğada çıkan obsidyen adlı bir taşla, cam taşıyla ilk kafatası beyin ameliyatının birebir kanıtı. Bulmuşlar. Kafatası bugün burada müzede sergileniyor. Vallahi ben bayağı bir karşısında zaman geçirdim, itiraf edeyim. Tahmin ediyorum siz de geldiğinizde geçireceksiniz. Düşünüyorum 9500 yıl önce beyin ameliyatı nasıl yapılırdı? Hadi onunla kesmişler, neyle dikmişler? Benim aklım bir türlü kesmedi. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? Cause I wanna go. Müzedeki en önemli parçalardan biri hiç kuşkusuz 9500 yıl öncesi beyin ameliyatı geçirmiş kadın kafatası. Ama inanın bu müze arkeolojik açıdan son derece zengin. Buraya geldiğiniz zaman özellikle bu katta Aşıklı Höyük yerleşik düzenine, yaşantısına ilişkin her türlü günlük yaşam, işte ölü gömme törenleri, kapkacakları, kullandıkları incik boncuklar, av için kullandıkları kesici aletler, aklınıza gelebilecek her şey obje olarak gösterilmiş ya da betimlenmiş. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? Aksaray Müzesi gerçekten son derece zengin. Gezmekle bitmiyor. Bahçesinde bile bilemiyorum 1-2 saatini muhtemelen geçirirsiniz. Her taraftan arkeolojik bir değer, bir zenginlik. Okuyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. Müzenin içinde bir de çok enteresan bir mumyalar bölümü var. Biz orayı gezdik, sizinle paylaşmadık. Merak ediyorsanız kendiniz geldiğinizde gezin. Ta Kahire'ye kadar gitmeyin. Gerçekten çok enteresan. 10.500 yıllık insan mumyaları, çocuk mumyaları, hatta bir de kedi mumyası var. Dediğim gibi merakınızı çekiyorsa geldiğiniz zaman görürsünüz. Ama o kısımla ilgilenmiyorsanız da burada merakınızı çekecek çok fazla detay var.
sarayın nevi şahsına münhasır özelliklerinden bir tanesi de malaklı cinsi bukuçuları. Biz şu anda paşayla arkadaş olduk. Paşa henüz 3 aylık. Patilerine bakar mısınız? Benim elimle neredeyse aynı boy, hatta daha şimdiden daha büyük bile. Malaklı cinsi çok tanınmamış. Çünkü bunun sebebi bu hayvanları, yavrularını kangal türüne dahil edip ayırt etmeksizin o şekilde piyasaya sürmüşler. Ancak her ne kadar ilk bakıldığında her ikisi de iç Anadolu'ya özgü bir köpek cinsi ise de Malaklı'nın kendine has özellikleri var. Birincisi, gördüğünüz gibi 3 aylık patilere bakın. Ne demek istediğimi siz anlayın. İkincisi, aşağı sarkık dudakları ve kafası. Bu hayvanlar çok güçlü. Zaten isimlerini de buradan alıyorlar. Malak, Aksaray yöresine özgü bir terim ve dudak demek. Bunlar da dudakları sarkık Malaklı cinsi Aksaraylılar. Neden Malaklı cinsi bu sevimli kuçular buraya özel? İsterseniz biraz bununla ilgili bilgi vereyim ben size. Aksaray'da tıpkı diğer komşu iller gibi Orta Anadolu'nun tipik özelliği, genellikle en büyük geçim kaynağı hayvancılık. Dolayısıyla sürüleri koruyacak güvenilir bir bekçi gerekiyor. İşte o bekçi Malaklı cinsi kuçular. Bu hayvanlar yapıları özelliğiyle bir kurdu tek hamlede devirebilecek kadar kuvvetliler. Şu anda gördüğünüz gibi Uysal Uysal yanımda duruyor. Çünkü ben iyi niyetliyim. Biz arkadaş olduk. İsmi Duman. Biz Duman'la arkadaş olduk. Ama eğer sizin kötü bir niyetiniz varsa sezgileri o kadar kuvvetli ki hemen anlıyor ve halimiz hakikaten Duman demektir. Şimdi diyorsunuz ki ne kadar da miskin. İri bir hayvan, kocaman kafası, kocaman patileri var. Anca miskin miskin oturur. Sakın öyle düşünmeyin, çok yanılırsınız. Çünkü görüntüsünün aksine son derece atik, çevik ve saldırgan olabiliyor. Şimdi biz Duman'la arkadaş olduk, o yüzden aramız iyi. Ben biraz bilgi almak için Duman'ın sahibiyle görüşeceğim. Merhaba. Seni tanıyalım. Ben Fatih. Fatih, Duman'ın abisin, babasısın. Bizi biraz bilgilendirir misin? Duman'ı anlatır mısın bize? Ya Duman şimdi iri cüssesiyle küçüklükten beri beraberiz. Şimdi 19 aylık 2 yaşına girmek üzere. Tabi bu böyle kalacak değil. İrileşecek ama boyu bu kadar da kalacak seviyede yani. Ne kadar boyu? 92 santim. Maşallah, neredeyse beni geçmek üzere. Peki bu kadar iri bir yavrucak 2 aylık dedin değil mi? 19 aylık dedin. 2 yaşında, pardon, 2 aylık değil 2 yaşında. Neyle besliyorsun sen bunu ya? Bu beni yese doymaz gibi sanki. Öyle o kadar da fazla bir şey yemiyor ya. Sabahtan mesela tavuk eti veriyorum, akşamları süt veriyorum. Değiştiriyorum yani hayvanı, bıkmasın diye. Peki nasıl oluyor da bu kadar saldırgan yapısı olan, yeri geldiğinde harika bir bekçi köpeği olan bu dostumuz bizim yanımızda bu kadar uysal duruyor? Tabii o kadar hisleri şey, insan karşıda nasıl bir insan yaklaşıyorsa içinde hissediyor yani. Nasıl bir hisle yaklaştığını biliyor yani. Mesela sen dostça geliyorsun, o dostça şeydi, ellemiyor yani. Ama başka niyetle geldiğin zaman daha bir başka tavırda oluyor. Peki Fatih, çok teşekkür ederiz. Sana Duman'la güzel günler diliyoruz. Naos, Aksaray'ın bir o köşesinden, bir bu köşesinden bütün güzelliklerini keşfe devam ederken tabii ki buradaki zengin mutfak kültürünü de unutmadı. Gezdik, tozduk, acıktık. Testiye su koyup doyacak halimiz yok. Aksaray'ın yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan testi kebabını yiyeceğiz. Testiyi kırıp yiyeceğiz ama öncelikli olarak bu konuda son derece iddialı, yöresel yemeklerde biz bir numarayız diyecek kadar iddialı bir yere geldik. Bu konuda da ustam
Merhaba Burhan Usta. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burhan Usta, efendim? Şimdi Aksaray'a gelip de bu testi kebabını yemeden gitmek haksızlık olmaz olur diye evet düşündük. Evet. Ama ben meraklı bir gezgin olduğumdan evet bu testin içine ne giriyor, nasıl yapıyorsunuz bir görmek istedim. Anlatır mısın bize lütfen? Kuzu etimiz, taze kuzu etimiz, soğan ve sarımsak, biberimiz, yeşil biberimiz. Yeşil domates, ve kırmızı. Evet, kırmızı. Tamam. Domates ve baharat, kekik, kimyon, pul biber, tuz, tereyağı ve zeytinyağı. Zeytinyağı eti biraz yumuşatır. Hem daha lezzetleri, tereyağından daha üstündür. Peki, şimdi ne yapacağız? Usta bunların hepsini burada karıştıracağız evet mı? Etimizi kuvvetimiz içine koyuyoruz. Et, kuzu eti. Evet, kuzu eti. İlla kuzu eti olması gerekiyor. Tabii. Tamam. Yani biraz da yağlı olursa iyi olur. Soğan ve sarımsak. Bol biber, kırmızı, biber, yeşil, evet, karışık. Karışık. Domates. Usta bu kadar malzeme bu testiye sığacak mı ya? Sığar. Dağ kekiği, bu hakiki dağ kekiğimiz. Et yemeklerinin vazgeçilmezi. Mis gibi koktu. Kekik, evet. Seyrederken bile insan iştahını açıyor. Pul biber, rengini ayarlaması için. Son aşama. Dolduracağız. Testimizi dolduracağız. Tamam, süper. Tutayım mı usta? Ben şöyle çevireyim. Çevirelim. Etimizi. Şöyle alayım. Sezamot. Doldurmaya işlemine başlıyoruz. Testinin içi tamamen boş şu anda. Evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir yağma, şey yok. Hiçbir şey yok. Ya dedim ya, kuzu biraz yağlı, kendi yağıyla ve ilave etmiş zeytinyağıyla, en son kaldı tereyağıyla daha lezzetli, daha hoş olur. Eti neredeyse tamamını doldurduk. Evet. Şimdi bunu kapatıp fırına vereceğiz anladığım kadarıyla. Vereceğiz, evet. Ben yutkuna yutkuna bir hal oldum. 2 saat bunun pişmesi için nasıl dayanacağım bilmiyorum. Fakat bir şey aklıma takıldı benim. Şimdi biz bu testi ateşe koyduğumuzda böyle çatlayan, patlayan, kırılan, yarılan, işte ne bileyim, kaza oluyor mu kaza? Yani direkt ateşe koyarsan patlar. Ama fırına sürersen altına az bir miktar su, tepsiyle beraber su verirsen hiçbir şey olmaz. Yani nasıl fırına sürdüysen o şekilde çıkar. Usulüne uygun yaptın mı problem olmaz. Tabii hiçbir şey olmaz. Evet, testimiz, hakikaten dolma hazır. Doldu. Doldu, evet. Şurada bir küçük et parçamız kaldı. Ziyan olmasın, onu da yiyelim. Tereyağımız da doldu. Üstüne vereceğiz. Bu eriyip içeri sızacak herhalde. Evet. Peki bu hamurun herhangi bir özelliği var mı? Bu sadece un, su. Su. Evet. Yani biraz da tuz atarız içine. Tuz da. Yani tuzsuz yemek şey olmaz. Tamam. Hamur da tuz olmayınca tutmaz. Peki bu hamur yanmıyor mu ustam ateşe girdiğinde? Bunu direkt ateşten tarafa değil, arka tarafa versin hamurunu, yanmaz. Tamam. Şimdi biz Burhan Usta'yla, ben manevi olarak destek verdim kendisine, o yüzden biz dedim. Testimizi doldurduk, paketi kapattık, evet, paketledik. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Ondan sonra işkence dolu 2 saat bizi bekliyor. Bilmiyorum artık. Usta sen bizi oyalayacaksın 2 saat boyunca. Çabuk geçer. Süper. Hadi verelim o zaman. Hadi. Bir an önce geçsin. Sevenmez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevenmez kimse seni, benim sevdiğim kadar. Sevgilim seni düşünürüm, her an seni yaşarım, seni sevmekten değil. Ve mutlu son. Çok teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Artık izin verirseniz, ben daha hiç sabrım kalmadı. Yemeye başlıyorum. Sizin yerinize de yiyorum. Siz de buraya geldiğiniz zaman benim yerime yersiniz. Testiyi kırdık, et çıktı, afiyet olsun. Kaybetmekten korkarım.
Kebabımızı yedik. Karnımızı doyurduk. Keyif çayımızı da içiyoruz. Böyle şimdi tam siesta vakti ama Naos'a durmak yakışmaz. Biz yola çıkıyoruz. Geldik. Yettiğince, el verdiğince zaman, hava, koşullar Aksaray'ı gezmeye, sizlere de göstermeye çalıştık. Ama her zaman söylediğim gibi asla sizin gözünüzle gördüğünüz gibi olmaz. Biz size küçük bir tanıtım yaptık. Gerisini siz dolduracaksınız. Neden mi Aksaray'a geleyim? Ben her zamanki gibi size birkaç tane sebep, hemencecik aklıma ilk gelenleri söyleyeyim. Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yapmak için. Ta o kayaların içine oyulmuş işte kiliseler, evler. 10 bin yıllık yerleşik bir düzeni görmek için, onların kültürünü tanımak için. Hasan Dağı önünde durup bir poz, fotoğraf çekmek için. Belki Narlı Göl'den gün batımını seyretmek için. Ta Selçuklulardan kalma tarihi güzellikleri fotoğraflamak için. Üstüne bir de acıkıp testi kebabı yemek için. Eh daha hala sebep arıyorsanız siz daha bin tane daha fazlasını bulursunuz. Benden size tavsiye, ne yapın yalın, yapın Aksaray'a gelin. Çünkü biz gezdik gezdik bitiremedik. İnanın daha bir sürü güzellikler var. Şimdi biz buradan ayrılıyoruz. Nerede akşam, orada sabah gezip tozmaya devam ediyoruz. Farklı rotalarda buluşmak üzere gezisiz kalmayın. Oh.